Derbiye gelelim istersen. İyi olur. Ben Galatasaray kadrosunda merak ediyorum. Yani Merakını Barış'ın dindirebiliriz. Barış'ın oynama ihtimali var mı ilk var. 11'de? Var mı? Şaşırtmaca mıdır? Hayır, oyuncu, ben Barış'ı bekliyorum. Yani toren, rakip şaşırtmak için Kerem'i hani sağlam ama ben sakatım sakat diye göstereyim oraya. Hocanın kafası karışsın İsmail Hoca'nın. Diye düşünecek bir adam değil bence Torrent. Yok onu yabancı teknik adam Fatih Hoca da yapmaz zaten. Hani, es, yani bazı teknik adamlar yapar da. ama ligde yapılıyor. Yani yapanlar oldu. Mancini yaptı onu söyleyeyim. İlk muhabirlik döneminde Drogba oynamayacak dediler. Oynadı. Hatta o derbide Melo'nun Emre Belezoğlu'nun oyuna attırdığı derbi. <laughs> Drogba ondan sonra da oynamadı bir daha. Ama o maçada yaratılan ama oynamayacaktı. E, Mancini İtalyan teknik ama Torrent veya Fatih Terim o profil hocalar değil. E neden oynadı. Barış oynatıyor? Çünkü şöyle Emre Kılınç'tan ilk bir özelinde memnun değil. Kerem çünkü %100 değil. Onu birazdan aslında değinecektim ama evet. yerine geldi konuşalım. konuşalım. Kerem bugün idmana çıktı. Bir güçsüzlük var 5 gündür idman yapmadığı için %100 hazır değil artı Kerem olur da Kadıköy'de oynarsa ligin son 6 haftası oynamaz bir kere o net. Aynı Saşava'ya gibi. Ben Kerem'i hamle oyuncusu olarak kenarda tutacağını tahmin ediyorum. Ha, o olabilir. İlk 11'i bazı düşünürsek de benim bugün program öncesi aldığım istihbarat Kerem. Barış Alper solda. Babel sağda. Solda. Sahada. Babel sağda. Acaba dedim e, Emre Kılıç mı? Hayır. Emre Kılıç konusunda da Torrent'i eleştirmiyorum. Emre Kılıç Torrent'le birlikte daha çok şans buldu ama bu şansı muhtemelen iyi. de Emre Kılıç sağda Babel solda. Ama tabii ki bu ben, farklılıklar olacak. Ben burada Emre Kılıç yerine Babel, Babel'in yerinde Barış Alper olacak gibi. E, Barış Alper tercihini sevdim de ben kendi adım açıma şöyle cevaplandırdım. Karşısında Osay Samuel oynayacak. Yani Ondan Babel mi Osay Samuel'i koşup takip eder hücuma çıkışlarda Barış Alper mi? Barış Alper biraz daha fiziksel işte, atletizm ile cevap verebilir. Bir de onun adına da yani benim en e, karşı olduğum transferlerden biri Barış Alper. Şu anlamda karşıyım. Yunus Akgün'ü gönderiyorsanız Barış Alper'i almayacaksınız. Anlatabildim mi demek istedim? Yani e, Emin Akbaba, Yunus Akgün iyi ki gittiler. Gittikleri için oynuyorlar ama Yunus Akgün'ü gönderiyorsunuz. 18 milyon TL verdiniz Barış Alper'e çok o profil hemen hemen benzer. Yani alt liglerde işte sivrilmiş oyuncu. Bir de ya ben kafamda Barış Alper'in çok en uygun maç Kadıköy deplasmanı yani örnek veriyorum. İç sahada yeni Malatya maçını Barış Alper'le çözemezsiniz bence. Daralan becerisi olmadığını düşünüyorum. Bence oyun formasyonu uygun maç. Alan bulacak. Koşu temposu var, yaşı 2000 doğumlu ama bence fizik olarak fiziksel gelişimini tamamlamış bir oyuncu. Evet. O anlamda da onun adına bence sezonu kurtarma maçı. Ben çok mantıksız gelmedi bana Emre Kılıç yani. yoksa Emre Kılıç daha iyi oyuncu Barış Alper'den ama bazen bazı maçlara bazı oyuncular daha uygun oluyor. Büyük maç sonuçta daha fiziksel mücadele ön planı çıkacak burada. Fenerbahçe Galatasaray 11 kulüp anlamında Fenerbahçe'nin hala daha artıda olduğunu söyleyebilirim ama. Barış Alper tercihi seni şaşırtır mı? Ya Barış Alper e, gelmeden önce Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan bir oyuncudu. Yani kötü bir oyuncu değil. Yetenekli bir oyuncu. Sadece hani verilen para üzerinde Galatasaray'da biraz eleştiriliyor. E, Beşiktaş o parayı veremediği için zaten Galatasaray'a gitti. Ama o paraya değer bir futbolcu mu? Şimdi yeteneği iyi. O parayı kazandırabilecek, o paranın 2-3 katını kazandırabilecek genç yetenekli bir oyuncu. Bunu kabul ediyoruz. Bu derbi de tercih edilmesi karşısında o say olması hani Babel'i sağda oynatacaksın değil mi? Babel'in karşısında kim oluyor sağda oynadığı zaman? Fenerbahçe'nin sonunda. Novak ya da Salay daha dengeli bek hani mücadele anlamında. Evet daha dengeli ama o sayı çok hızlı bir oyuncu. Ee, Babel takip edemez o sayıyı. Katılıyorum böyle bir şey olabilir. Ben bunu da doğru buluyorum o zaman. Ya bu maçın taktiği, bu taktiğin adamı bazen böyle değişiklikleri, bazen böyle ilk 11'leri gördüğümüzde hepimiz şaşırıyoruz ya. Evet bu. Ben şaşırma. Çünkü bu maçın hikayesi başka. Çünkü Fenerbahçe'de ben de çok eleştiriyordum. Şimdi çok daha e, göze batıyor, evet. Sürekli O'Say oynuyor, sürekli O'Say oynuyor diyorduk. Ama Vitor Pereira dönemindeki O'Say ile İsmail Hoca arasındaki e, İsmail Hoca dönemindeki O'Say arasında fark var biraz daha. Onu belirte, e, belirtmekte fayda var. Dolayısıyla bu O'Say'ın karşısında hızlı bir adamın olması lazım. karşısında. Emre'yi de tercih edebilirdi, bilmiyorum ama bence Barış'ın defansif yönü herhalde. Torrent daha fazla tatmin ediyor. Kaldı ki milli maçta girdi herhalde değil mi Barış oyuna sonradan bir maçta. Portekiz maçında mı girdi? Evet. Portekiz maçında oyuna girdi. Biraz daha böyle defansif özelliğini gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok daha önceki Aynen. milli maçlarda. Bu 21 milli takımında oynuyor Barış Akbaş. daha önce ama A milli takımda ben izledim. Süre Başakşehir standı ilk Evet. Aldı. Daha önceki evet. maçlarda karıştırıyor ee, olabilir. alt Cebeli tarihi yendiğimiz maç ilk 11 başladı onu hatırlıyorum. Hatta biz de şaşırdık. Galatasaray'da bu kadar düzenli oynaman oyuncu. Evet. Aa Milli niye mi? kötü bir oyuncu değil. Zaten. Ya kumaş var ama ya Serdar abi benim oradaki mantığım şu. Ha Yunus da Yunus o zaman niye yolluyorsun yani mantık o? O başka. Yunus tut o zaman. Barış Alper'i alma. Yani önceliğin başka mevkiler olsun. Barış Alper fiziksel olarak Yunus'tan daha iyi evet. ama teknik olarak Yunus çok bariz bir şekilde. Yunus diyorsun. iç sahada yani. sana maç çözer. Evet. Dar alanda, set hücumunda e, vesaire. Gerçekten çok iyi oyuncu. O kadro planlamasında Galatasaray'da çok eksik var işte. 6-8'e oyuncu takviyesi yapmadın. E, Birçok detay sayırız işte. Yedek sol bekin yok. Yedek sol bekini Giresun'a yolun. Orada da oynamıyor Emre Taşdemir. Ben Ömer Bayram'ın yani bek olarak görmüyorum. Mehmet'in dediği kadro planlamasında önceliklerin varken buraya ihtiyacın yokken 18 milyon TL bir de o parayı özellikle belirtiyorum. Az buz bir rakam değil. Evet. Önemli bir rakam. Yani bu Galatasaray diyorum ya sana. Yani ben bu seneki en acımasızca eleştirme sebebim hem Fatih Hoca hem Burak Elmas öyle söyleyeyim. 25 milyon euroya bu takım kuruldu. Bunu özellikle belirtiyorum. Şimdi bu tarz e, paralarla kurulan başka bir takım daha var. 40 milyon euro. Tudor'un takım o takım 2 sene şampiyon oldu. Aldığın oyuncular Fernando, Gomis, Mariano, Berlanda, Feguli. Berlanda figür bu dönemden 5 yaş daha genç. Yani şimdi 25 milyon euroya bir takım kuruyorsanız Avrupa Ligi'nde başarı. Avrupa Ligi'nde tabii başarı olacak. Avrupa Ligi'ndeki her maça Galatasaray kimse kimseyi kandırmayan 0-0'a sıfır çıktı. Tırnak içinde ölümüne galibiyete çıkmadı. Lazio maçı dahil bunu ilk maç 1-0 kazandı. Ama senin lig hikayen iç sahada baskılı oyun ya da şöyle. Şimdi ligde 31 maç geride kaldı. Avrupa Ligi'nde 6 2 8 38. Ya Galatasaray 50'ye yakın resmi maç oynadı bu sene değil mi Kerem? 50 maçta herhalde bir bir zahmet bir 4-5 maçı da 3-0 4-0 rahat kazanın. Galatasaray'ın bu sene rahat kazandığı maçları sayıyorum. Eee Antalya maçı ligin sonunda ilk yarı 2-0. Bir son Karagümrük maçı 2-0. Bak iki tane dedim. Marsilya maçı 4 de O maç güzel oyun vardı. Ya 5'i geçmeyecek. Onu sana söyleyeyim hadi. Evet. Programın süresini çok bitirmeyeyim. Kötü bir kadro planlaması, kötü bir kadro mühendisliği. Ve ben bir konuda hani futbol alimi değilim ama bu sezon başı sordum. Bu takım gol atamaz dedim. Şöyle bir matematik yaptım. 38 haftalık ilk maratonu var dedim. 38 çarpı 2. 76 gol. Hadi dedim iyi savunma yapın 60 golle şampiyon olun. Bu takım nasıl 60 gol atacak dedim. Ve o denklemden Kerem Aktürkoğlu'nu onu sokmadım. Kerem 10-11 gol attı. Kerem dışında Galatasaray'da kim gol attı? Muhammed'in 5-6 tane var. Jagne 3-4'tür. Yani stoperleri zaten Galatasaray'ın bir Vitor Hugo. E, salayi ya da e, Vida gibi gol atan stoperler değil. Evet. Sağ bekin, sol bekin o anlamda gol asist katkısı sınırlıdır. E, sağ taraftan hiç zaten gol asist katkısı gelmez. Çok sıkıntılı planlama. E, gol atabilecek potansiyelde oyunculardan Emrak Akbaba, Yunus Akgün evet gönderin kiraya ama Serdar abi Beşiktaş'ı takip ediyor. Beşiktaş ne yaptı? Sağ beki geri çağırdı. Kerem Kalafat'ı. En kötü e, Emre'li Yunus'u geri çağırırdı. Galatasaray'ında skora en çok katkı yapan oyuncuları görüntüde aslında 10 golden daha fazla skor katkısı olan tek bir isim var. Kerem. O da Kerem Aktürkoğlu. i̇nanılmaz. Ya inanılmaz. Yani hakikaten bu akıl alır gibi Yani bu planlama ile ilgili ben bunu söyleyeyim, Bu takım gol atamayacak dedim. Zor değil çünkü sezon hikayeleri zaten bu takımın. Ya da şöyle söyleyeyim şimdi. Beşiktaş geçen sene şampiyon oldu değil mi? Abu Bakar, Lerin, Gezal artı 50 gol. Bu sene Trabzon şampiyon oluyor. Vakayeme, Cornelius, Bakasetas, Visca. Saymadım ama artı 40 çıkar. Yani gol atarak tamam savunma da önemli de bence zaten Galatasaray Fenerbahçe'nin temel sıkıntısı şu. Bu sezonun şöyle bir fotoğrafını çekelim. Galatasaray'da Marka Nelson, Kerem derim 3 oyuncu. Fenerbahçe'ye döneyim. Kim derim bir? Hadi Salah'ı diyeyim arada iniş çıkış. 3 Ferdi. Yani hücum saymıyorsun. Bu olacak bir yapı değil uzun vadede. Bu takımların ana hedefi. Lig şampiyonu. Lig şampiyonu niye diyorum? Galatasaray şampiyon liginde değildi. Ya ben Avrupa liginde başarıdansa süper lig şampiyonu tercih ederim. Beşiktaş gibi oynayıp hani şampiyon ligi oynasam diyeyim. Lig ikinci planda olsun ki Fatih Hoca şampiyon ligi oynadığı dönemlerde bunu yaptı Galatasaray'da. Ee, yani gelinen noktada o yüzden de ben kendi adıma söyleyeyim neden Torrent'i çok eleştirmiyorum. Sebebi bu yani sezon başındaki planlama Galatasaray'da hatalıydı ve bu takım 25 milyon euroya kuruldu. 25 milyon euroya daha iyi bir takım kurulabilirdi demeye getiriyorum. Yani Barış Alper'den aslında buraya gittim biraz Galatasaray'daki sebep sonucu ilişkilendireyim istedim.